Arkadaşlar merhabalar. Kümelerde e, ilk kısımdayız. Küme problemlerinde değiliz hala. İlk, ilk kısımda ikinci videoya geçtim şimdi. Altı sayfaydı. İlk iki sayfasını tamamladık. Yolumuza devam ediyoruz. 13. sorudayım. kümesinin 3 elemanına alt kümeleri yazılıp her birinin elemanları kendi içinde ayrı ayrı toplanıyor. Toplamları negatif olanların sonuçlarıyla bir B kümesi oluşturuluyor. Buna göre SB kaçtır demiş. Bu arkadaşlar tehlikeli bir soru, bunu tek tek gerçekten göstermek lazım. Özseyem'e soru sorarken bazen hiç üşenmeden tek tek yapmanız gereken soruları soruyor. Mesela burada da cevaplar 55 tane değil, tek tek sayılmalı. Niye biliyor musunuz? Örnek veriyorum bu sorudan bağımsız. Eksi 2 ile 7'nin toplamı da 5'tir, 1 ile 4'ün toplamı da 5'tir. Sen bu bir eleman olacak, bu bir eleman olacak dersen cevap 2 tane gelir ama cevap toplamları 5 olan 2 tane durumu olmasına rağmen ...cevabın 5 olduğu kaç durum var? Bir tane durum var sadece. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey burada şu. Toplamları negatif olanların sonuçlarıyla B kümesi oluşturuluyor. Bu SB kaçtır diye sorulmuş bize. O yüzden burada sadece kümeler önemli değil, sonuçlar önemli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kümesinin 3 elemanlarından toplamları negatif olması için... ...bir, bir kere negatiflerin hepsini alırsın. Eksi "-4, eksi "-3, eksi "-1". Toplamları da ne yapıyor? Eksi 8 arkadaşlar. Kenarda duracak bu soruda biraz işimiz var. Hatta videoyu lütfen durdurun siz de yapın. Belki olur da ben işlem hatası yaparım ya da bir yerde eksiksi yazarım. Siz de söylemiş olursunuz uyarırsınız. Şimdi toplamları negatif olacağına göre eksi 4 eksi 3'ün olduğu 1 2 5'ten bir tanesini seçersin. 1 2 5 Bunları toplarsan ne yapıyor? Eksi 6. Eksi 4, eksi 3, 2'yi toplarsan ne yapıyor? Eksi 7, 2 daha, eksi 5. Eksi 7, 5 daha ne yapıyor? Eksi 2. Dolayısıyla şu an bunlar gelmiş oldu. Şimdi gelelim eksi 4, eksi 1'e sırada. Sırayla bakın hiç atlamadan gidiyorum tek tek. Eksi 4, eksi 1'in olduğu ve toplamların negatif olduğu kümeye ne eklenir? 1 eklenir, 2 eklenir. Bunları toplayınca eksi 4 yaptı. Eksi 4, eksi 1 daha, eksi 5 olduğu için bunları toplayınca eksi 3 yaptı. Sonra devam ediyorum. Eksi 3 ve eksi 1'e geldi sıra. Eksi 3 ve eksi 1'i kullanarak yanına ne ekleyebilirim? 1 ekleyebilirim, 2 ekleyebilirim. 1 eklersem eksi 3 oldu. Aha bak görüyor musunuz? Burada aynı geldiği için bir daha bunu alamam artık. Sonuç itibariyle cevabımızın eksi 3 olduğu bir durumu almış sayıyoruz kendimizi. Eksi 3, eksi 1, 2'nin toplamını eksi 4'ten 2, eksi 2. Aha bu da patladı. Çünkü zaten demin toplamın eksi 2 olduğu vardı bakın. Şimdi geldik artık eksi 3, eksi 1'i bitirdik. Ee, başka ne alırım? Sadece eksi 4'ü alırım. Eksi 4, eksi 1, pardon eksi 4 diyorum eksi 1. 1 ve 2. Bunların toplamı da negatif yapar. Böylece eksi 1 olur. Arkadaşlar durum kalmadı bakın. Bir sayalım kaç tane gelecek buradan. Eksi 8, eksi 6, eksi 5, eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunları almıyoruz. Aynı çıktı çünkü 7. Toplam 7 tane. Ortaokulda tümleyen diye bir kavram yoktu ama lisede var arkadaşlar. Burada şimdi bundan bahsedeceğim. Bakın bir evrensel kümemiz var artık. Böyle kümelerin üzerinde bir küme. Evrensel küme olduğu için artık hiç bilmeyenler, hiç yapmayanlar falan da olacak. Bu bölgede ona dikkat etmeliyiz. Şurası yalnız A olsun. Mesela yalnız A. Burası yalnız B. Burası da A ve B. Yalnız A'ya aynı zamanda ne diyoruz? A fark B. Yalnız B'ye aynı zamanda B fark A diyoruz. Burası da A kesişim B oluyor. Bu da ne A ne B'de olanlar arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz lazım. Tümleyen demek kendisi dışındaki her şey demektir. Size göstereyim bakın bir küme venşeması şeması şeklinde. Çünkü Venn şeması gösterimi bizim için küme problemlerinde özellikle çok önemli olacak. A kümesinin tümleyeni dediğimiz zaman A'nın dışında kalan her şey yani C ve D. B kümesinin dışında kalan her şey dediğimiz zaman D ve D arkadaşlar. Bu A'nın tümleyeni bu B'nin tümleyeni. Gördünüz mü? Hatta şunu yapayım bak. A birleşim B'nin tümleyenini göstereyim size. D. A birleşim B'nin dışında kalanlar. Bir de şunu görüyoruz. Bir kümenin tümleyeniyle kendisini birleştirince evrensel küme oluşuyor. Bak şimdi. A kümesi demin neydi? Ee, A, B'den oluşuyordu. C, D dışarıda kalıyordu. Bu A'nın tümleyeni. C ve D. A'nın kendisi A ve B. Birleştir ne yaptı? Evrensel küme yaptı. O yüzden... Şu formül ortaya çıkmış oluyor. Aynen öyle. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi evrensel kümedir. Bir tümleyenin tümleyeni kendisidir. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Ee, yine evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek soruları yapacağız şimdi. A, B, E evrensel kümenin alt kümeleridir. S, A artı S, B'nin tümleyeni artı S, B artı S, A'nın tümleyeni 17'de verilmiş... A kesişim B'de 4 verilmiş. Bu bilgiyi soruyor bize. Hemen ne yapacaksınız? Çok klasiktir. Bunları toplayın. Neden? A ile A'nın tümleyeni arkadaşlar bize her zaman evrenseli verir. Dolayısıyla orada bir evrensel var. B ile B'nin tümleyeni de aynı evrensel kümeyi verir. Oradan da bir evrensel gelir. Dolayısıyla 44 olur. Evrensel kümede de buradan 22 olur. Şimdi evrensel kümenin A kesişim B'den farkı nedir? Evrensel küme bu. A kesişim B bu. 18 tane elemanı evrenselin A kesişim B'den farklı olacak demektir. Bu şekilde hatta böyle küme sembolüyle de göstereyim. Komple bakın şöyle olduğunu düşünün. A, B, C diyelim. Buraya da e kesişimi vermiş. A artı B artı C artı 4 komple 22. Hakikaten burayı çıkarırsan geriye ne kalıyor? 18 kalıyor arkadaşlar. Demin söylemiştim. Onlara yine ek yapalım. A birleşim A'nın tümleyeni E'dir. Bir kümenin tümleyeniyle kesişimi kesinlikle boş kümedir. Tümleyenin tümleyeni kendisidir. Birleştirirsek A ile A'nın tümleyenini evrensel kümeyi buluruz. Şimdi burası önemlidir. Demorgan kurallarını kesinlikle bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü mantık sınavda sorulmayacağı için mantık anlatılmıyor. Size anlatılmadı ya da belki bazıları ne olur ne olmaz diye anlatmıştır, çalışmıştır bilmiyorum ama. Sonuç olarak mantıkta öğrenmediğiniz için buradaki kısmı kesinlikle öğrenmelisiniz. Nedir Demorgan kuralı? Çarpmanın toplama işlemine dağıtır gibi özelliğinde aynen. Bu tümleğini hepsine dağıtmak zorundasınız. Bir daha yazıyorum o yüzden ben. Zaten sağda yazıyor. A'nın tümleyeni budur. Kesişimin tümleyeni birleşimdir. B'nin tümleyeni budur. Böylece bakın hakikaten elde ettik bunu. A birleşim B'nin tümleyine gel. gel. A'nın tümleyeni, birleşimin tümleyeni kesişim ve B'nin tümleyeni arkadaşlar. Dolayısıyla görüntü bu oluyor. İki bilgiyi bilin. Hatta bununla ilgili şöyle ekstra bir şey de yapabiliriz. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diye versem ne olur? Tümleyenin tümleyeni kendisi, kesişimin tümleyeni bu ve B'nin tümleyeni. Gördünüz mü? Bu şekilde olanlara da biraz alışmak gerekiyor. Şimdi 19. soru bir saniye şu 20'yi bir önce çözeyim sonra 19'a yine döneriz arkadaşlar. A, B, E evrensel kümenin alt kümeleridir. A, B'nin alt kümesi değil. B de A'nın alt kümesi değil. Yani demek ki kesinlikle bunların farklı elemanları var. Kesişiyor da olabilirler tabii ki. Onda da bir problem yok. Ama birisi diğerinin içinde değil kesinlikle. Alt kümeyi gösterirken de şöyle görmek lazım. Bakın şimdi. Mesela bu A, bu B görüntüsü şunu anlatır sana. A, B'nin alt kümesidir. Tamam mı? Böyle bir görsel görürseniz de AB'nin alt kümesi olduğunu anlayın. Şimdi E evrensel küme 40 demiş. Şöyle şunu silemiyorum yüzüğü. Şimdi şöyle bir evrensel kümeyi çiziyorum arkadaşlar. A kümesi, B kümesi. Burada hemen görmemiz gereken mevzu şu. Demorgan'dan hatırlayın. A birleşim B'nin tümleyendir. O yüzden en dıştır. Burası 10 olacaktır. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenini tümleyeni en dışa atarsak A kesişim B'nin tümleyenidir. Dolayısıyla 10 burada şu ve şu ve şu. Bu üçünün toplamı arkadaşlar 25'miş. A kesişim B harici olan her yer demekti çünkü. O zaman böyle bir harf vereyim buraya B diyeyim. Buraya da 15 eksi B derim. Toplamın 25 olması için. Bu arada işte 15, 10 daha 25. Toplamın 40 olması için buraya da 15 kaldı. Şimdi A da B'nin alt kümesi değil. B de A'nın alt kümesi değil demek. A'nın en azından bir bile olsa bir eleman farkı vardır. B'nin yine bir bile olsa bir eleman farkı vardır. Dolayısıyla B en az bir olursa. Gördüğünüz gibi 15-14 daha A 29 oluyor. Tamam mı? Aynı şekilde eğer A arkadaşlar en az 1 olursa A fark B. Burası da zaten 15'ti. Toplamda 16 oluyor. Bunların toplamı da 45 geliyor bakın. Hakikaten bir örnek bakın. Burası 1 oldu. Bu zaten 15'ti. Buraya o zaman 14 kaldı. 15, 14 daha 29. 10 daha 39. 1 daha 40 yapmış oldu gördüğünüz. 22. soru. A'nın tümleyeni fark B'nin tümleyeni kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Hemen arkadaşlar burada size bir bilgi veriyorum. Çok önemli. Basit bir bilgidir ama kullanıyoruz. A fark B arkadaşlar. Yeri geldiğinde A kesişim B'nin tümleyeni olarak bilinmeli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, soruda A'yı değiştirmiyoruz. Kesişimle değiştiriyoruz fark işlemini. B'nin de tümleyenini alıyoruz. Şöyle bir şey olsa. A'nın tümleyeni kesişim B olsa bu sefer bu da B farkı A'dır. Bakın B değişmez, ikincisi değişir ve fark da kesişime döner. Bu şekilde gördüğünüz gibi tamam mı? Dolayısıyla bu bizim için önemli bir bilgidir. Fark işlemlerinde bazen bunu yapmalıyız. Mesela şu tümleyen kavramı biz farklı kullanmıyoruz çünkü kesişimle kullanıyoruz. Böylece bakın şimdi birinciye dokunmuyorum farkı kesişim yapıyorum. İkincinin tümleyeni alıyorum. tümleyenini alıyorum. B'nin tümleyeninin tümleyeni zaten mecburen ne oluyor? Kendisi. Hemen bir bilgiye daha geçiş yapacağız. Bu artık aynı zamanda neye eşit işte? D fark A'ya eşit. Kuraldan dolayı gördünüz mü? Haliyle soru benden B fark A'yı istiyormuş. Bu nedir? Ee, B fark A demek arkadaşlar B'de olup A'da olmayanlar demektir. Peki bu ne demek şimdi? 5'e bölünüp 3'e bölünmeyen sayılar. Burada arkadaşlar düşünmeniz gereken şu. 5'e bölünen bir sayı 3'e bölünmüyorsa 5'e bölünenlerden kenarda göstereyim bakın 15'e bölünenleri çıkarmalısınız. Tamam mı? Örnek bak. Neden böyle? 5, 10, 15, 20, 25'tir. Böyle sıfırdan başlar 5'e bölünen sayılar, değil mi? 0 da bir doğal sayıdır. Her sayıya bölünür kendisi hariç. O yüzden 0'ı da almalıyız. Böylece 15 bakın 3'e bölünüyor. Gördünüz mü? 30 aynı zamanda 3'e bölünüyor. Bunların ortak özelliğine 15'e de bölünüyor. Bu yüzden biz 5 ile 3'ün bir nevi paydalarına eşitleriz. O paydalarına eşitlediğimiz sayıyı çıkarmalıyız. Dolayısıyla 5'e bölünenlerden 15'e bölünen. Örnek sana dese ki 3'e bölünen bir sayının 2'ye bölünmesini istemiyorum. O zaman 3'e bölünenlerden 6'ya bölünenleri çıkarırız. Tamam mı? Sakın şunu yapmayın yani. 5'e bölünenlerden 3'e bölünenleri çıkarırım hocam derseniz soru direkt çöp. Dolayısıyla bu ayrıma dikkat edin. Mesela 4'e bölünen bir sayı 9'a bölünsün istemiyoruz. 4'e bölünenlerden 36'ya bölünenleri çıkarırız. Anlaştık mı? Böylece bir de şuna dikkat etmeliyiz. Şimdi bu 250'ye kadar gidiyor. O yüzden ilk etapta 250'ye kadar 5'e bölünenlerden 15'e bölünenleri bir çıkarayım tamam mı? Son burada 250, 5'e bölünen son sayımız 250 dahil. Sonra ilk sayımız 0 bölü 5 artı 1 kaç yapıyor? 51. Sonra ilk 240 son 0 bölü 15 artı 1. Buradan da ne geldi? 17 değil mi? Dolayısıyla çıkardık bunları şu an. 51'den 17 çıktı. 34 tane sayı 250'ye kadar 250 dahil 5'in 3'ten farkı arkadaşlar. Ama zaten 251'den itibaren burada sıkıntımız yok arkadaşlar. Bu küme zaten 250'ye kadar ya. Artık ben direkt B fark A'da ne yapacağım? Artık 5'e bölünenleri alabilirim 251'den itibaren. Örnek 275. E, 275 bölünmüyor pardon. Ne olsun? 270 hem 5'e bölünüyor hem 3'e bölünüyor. Ama 270 bu elemanların içinde var mı yok. O yüzden artık onu da alabilirim. Böylece 251 yani 255 ilk terim. 315 son terim. Buradaki 5'lerin hepsini alma hakkım var. Bir kere daha söylüyorum. Çünkü 250'den sonra bir elemanı yok. A kümesinin. Böylece 315'ten 255 çıkarsa 60 yapar. Bölü 5 12 bir daha ekle 13 34 13 daha arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı 47 olmalı. Bu sorunun biraz gıcık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şu 251'den sonrasına dikkat etme kısmında takılmış olan arkadaşlar olabilir. Yorumlarda yazarsanız sevinirim eğer öyle bir durum varsa. Şekildeki tarılı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Bu sorular bizim için şöyle kolay. Şıklardan gideceğiz, Bakacağız tek tek. A kesişim B zaten hiç olmaz bile. A kesişim B burasıdır. Gitti. C'nin tümleyeni ne demek? C harici her şey. C'nin tümleyeni bakın karaladığım zaman buralardır. O yüzden yine saçma oldu. Kırmızıyla yaptıklarım cevap oluyor. O yüzden bu da gitti. A kesişim B birleşim C. A kesişim B burası. Birleşim C bunu da kat. Bu komple burası oldu. Yine yanlış oldu. A birleşim C fark B'nin tümleyeni. A birleşim C B'nin tümleyeni ne demek arkadaşlar? B'nin tümleyeni bakın. Buralar. Rengi değiştiriyorum şimdi takip edin. A birleşim C neresi? Şu sarıyla taradığım her yer. Şimdi bunların... Farklı olduğu yer neresi A birleşim C'nin e, farklı olduğu yer yok ki. Bu da patladı yani o yüzden olmadı. Son şıkka bakalım. A fark B kesişim C demiş. A fark B neresi arkadaşlar? Şu bölge. Sonra C ile kesiştirelim. C ile kesişimi neresi? C'yi de yine renkle göstereyim şu yeşil olsun bu iki bölgenin kesişimi neresi geldi hakikaten sorudaki bu cevap geldi arkadaşlar cevap eş oldu